Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepsicunuz kanalıma hoş geldiniz canlar. Sefa geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Allah'ıma çok şükürler olsun. Güzel mutfağımdan güzel gönüllü takipçilerimi öpüyorum. Selamlıyorum buradan. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim videolarımı beğenip yorum yaptığınız için. Ben mutfağımı canlar biraz toparladım. Şöyle bulaşıklarım vardı elimde. Her dizinde öbürlerini makineye attım. Makinede böyle bakacağım bitti mi? Bitti. Ondan sonra canlar alışverişe gittim. Geldim. Şimdi sizlerle beraber ne yapacağım? Bugünün menüsü. Sabah uyanarı beni vallahi düşünüyorum. Efe geldi. Şimdi Efe'yi okuldan aldım geldim. Oradan da onu almaya gitmeden önce alışverişe gittim. Mercimek çorbası Efe'nin bana verdi. Bugünün menüsü. Onlar söylediler bana çok mutlu oluyorum. Mercimek çorbası, pirinç pilavı, tereyağlı güzel pirinç pilavı, köfte, cacık. Bunların dördünü canlar yapacağız. Ben yapacağım. Siz oturacaksınız. Benim videolarıma beğeni yapacaksınız. Ondan sonra da yorum yapacaksınız inşallah. Göreviniz bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Allah razı olsun. Şimdi hemen canlar başlayayım. Ben markette şöyle bir çanta canlar biberle patlıcan aldım. Bakın hiç bir şeysi yok. Şöyle çantası 1 euro. Biberlere de bakın canlar mis gibi. Ne oldu? Mesela hepsinde değil ama diyelim ha burası ha böyle oldu diye o şekilde. Ya da bak şu birazcık sarardı diye. Ama taptaze. Ha Filiz ne yapacaksın bunlara? Buzluğunda yok mu derse çok şükür Allah'ıma her şey var. Ama gene bununla tazeluk. Kavururum domatesli, soğan, biber, patlıcan kavururum. İyi olur. Hemen şimdi canlar mercimek çorbamızı hiç daha ben konuşmayayım. Siz de beni lafa tutma. Ellerimi yıkadım. Bileme de pirinç koyarım ona. Hemen mercimek çorbasını koyarım canlar haşlansın. Açıkta pirinç koyayım mercimeğime. Evet. Tenceremi de alayım. Neredeki tencerem? Ha bu tencere ucumda yapsam. Yeter. Allah'ım ne iş bitiyor ne bulaşık ne alışveriş. Sana şükürler olsun. Zaten bitmiş olsa ölmüş olurum. Ya da hasta olurum. Çok şükür. İşimizi de Allah'ım hayırlı işler nasip etsin. Hayırlı kazançlar nasip etsin. Herkese bize de Rabbim. Çocuğu olmayanlara hayırlı çocuk nasip etsin. Evi olmayanı ev nasip etsin. Araba isteyene araba nasip etsin. Hayırlı yemek içmek nasipler olsun. Hep bir çocuğumuzu. Bütün güzel gönüllüleri. Bütün değerli takipçilerime. İzleyen izlemeyene. Böyle mercimeği canlar güzel yıkadık mı bunun yüzünde çok köpürük olmuyor piştiği zaman. O yüzden bayağı yıkadım onu. Şöyle bunu önce okuluna koyayım da alışverişlerim canlarım daha poşette duruyor valla. Akçabat köftesi de yapacak. Evet. Bunu hemen abla aldım. Şimdi soğanımı doğrayayım. Patates koyacağım ona. Azıcık çok az. Gerçi patates, bu sefer patates koymaya. Çok özlü oluyor. Mutfağı topladık. Yeniden karıştırıyoruz. Ne oldu yani? Olmaz mı? İşte bak şimdi ayağımızın tenceresi ölmüş olsaydı bu mercimek böyle olmazdı. Sadece 2 dakikada pişmiş olacaktı. Sadece 2 dakikada. Ama şimdi biz bunu köpürüğünü alacak. Aşamalarını yapacak. Sosunu yapacak. Ha bu soğanın da içinde bir tanesi çuruk. Bak burada da var.
sizler neler yaparsınız canlarım? İyi misiniz? Has mısınız? Halınız mı iyi, birliğiniz mi? İnşallah hepsi de iyidir. Hastalık zamanları canlar. Bir şey benim de boğazlarım bugün sesimden dolayı bir kenarsız. Ama arkama bak, saçım mıydı? Nedir o? Saçım mı görünüyor? Yok. Şey kırıklanıyor boğazlarım. İyi halim yok herhalde. Şimdi bunu yaptım. Daha ne yapacağım? Bunu bu tarafa alacağım canlar. Hemen yanına pilavımı koyacağım. Çünkü çocuklar okuldan gelince açıkıyla biliyorsunuz. Pilavımı da abi tenceremde yapayım. Bu pilav geçen yaptım, çok güzel oldu canlar. Bu yeni aldığım var ya, o kadar güzel oldu ki bu ağır. Hoşlandım bu tencerede. Hemen sıvı yağ mı koyayım? Yıkanmış, yeni yıkadım bunu, o yüzden suya tutmadım. Yıkaydım, koydum oraya. Planlanmış oldu mu? Yemek yapmada bir şey yok. Önemli olan planlama. Tereyağlı bol şey yiyelim. Bir pilav yapalım. Pirinçim de oradaki kapta. Kalmadı. Abi niye kapalı mı? Kapın yerine değişik koyduk mu olmayı yerine. Ha iş. Dayandım dayandım bu sütün dallarına, boyandım gelin boyandım. O sütün dallarına boyandım gelin boyandım. Ölen ben kurban olam ardındaki dile ben gelin dile. Bir de bak Filistin, sen video çekmiyorsun. Çekerim de ne oldu? Zaten sen ne yaparsan yap, art niyetli insan senin için kötü düşünüyor. Öyle değil mi canlarım? İyilik kazanacak bu dünyada inşallah. Allah'ım herkese sabırlık versin. Bu dünyamızı da Rabbim yola yatırsın. Ne diyeyim ki canlar? Bu ortada dönen olaylar için, konular için çok çok üzgünüm. Rabbime bu halimize hamdolsun. Onları da Allah'ım kurtarsın inşallah. Fera çıkartsın Allah'ım, fera. Abone alayım mı sizi canlarım? İster misiniz? Ben ne bileyim. Pilavımızı yaparken abone yakın. Yeter.
Burcağızımı da alayım. Her videomda bir iki kişi muhakkak yazar ki biliyorsunuz videoları. pilavları, yemekleri çok tuzlu yaparsın. Yapmayalım canlarım. Bak orada ben yapsam bilirim ayarını da. Bunun şimdi burada var ya, burada düttürü. Buradan ben anlarım ne kadar döktüğünü. Her yemeğime de derim ki Erdoğan ekstra tuz atar. Biz bir de çok çok aşırı tuzlu yiyen bir aile değiliz yani. Ama iyi oluyor. Tam karar oluyor. Bazen tuzsuz bile yaparım. Bazen. Ama tencerimden o kadar memnunum canlar. Tava tava. Ne de markası? KHG. Bunu çok sevdim. Bunu kontadan aldım. 25 liraya aldıydım bunu canlar. İndirimdeydi. Vallahi sizler de oranın yakınlarındaysanız alın gerçekten. Çok amaçlı. Bunda her şey bak oluyor. Her şey. Biber dolması yaptım. Garni yarık yap. Ondan sonra cüme nasıl diyeyim size? Böyle güveç gibi ekşili yap. Pilav yap. Aklınıza bak ne gelirse oluyor bunda. Tereyağını da koyayım canlar. Azıcık daha koyayım. Olmuşken hasta olsun da. Tak bir beğeni esirgeme alacağım canlarım. Şimdi bu tereyağı eriyecek. Ondan sonra ben bunu altını kapatmadan 2-3 dakika önce bir daha karıştırırım tereyağı tamamen içine alsın diye. Vallahi çok güzel oluyor. Bu nedir? Bu ne? Ha şey. Şey. Korktum kız. Tövbe. Heh. Ama ben dedim ki bunu kapağını almadıydım. Çünkü benim evde kapağım vardı bir tane. O da buna tam oldu. Altını göre aldım. Bu tamam canlar. Pilavımı koydum. Çorbam da haşlanıyor. Bu da haşlansın. Şimdi bakalım alışverişte ne aldık. Gelin. Bunlar da yerleştirici. He, yerleştirmeciğim. Ego. Köfte yaptık mı? Hani? Nerede yerleştireceğim abi? Abi kağıtta alıyor bu ya. Abi kıyma yarım kilo aldım canlar. Bu acaba şey olur mu? Fazla mı olur? Az olmaz. Az olsa da evi kıyma bulduktu. Onu çıkaramam şimdi de. Aha kıyma. Nasıl yapacağız şimdi bunu biz? Akçabat köftalı kıymamız, sarımsağımız, ondan sonra ekmeğimiz. Ben bunu aynen poşette yapacağım, kapa koymayacağım. Bir daha kap bulaştıramam. Bu şey ya. Siz söylüyorum. Alta su geçirmeyi. Naylonlu kağıt. Hepsini de kullanacağım için yapayım bunu da bari. Canlar akçabat köftesini ben bu şekilde yaparım. Yiyenler gerçekten ama bak samimi çok memnun. Kanalımda da birçok kez verdim. Aynı Cemil Usta. Akçabat Cemil Usta köftesi. Valla. Cemil abi gibi yapamadık. Ellerinden öpüyorum bunların ama gerçekten bu yani tarif bu. Yani o küçük şeyim nerede? Şimdi bunu abla açacağım. Sarımsaklarımı içine rendeleyeceğim. Görüyorsunuz da. Sizler de eşinize, çocuklarınızı, kendinize, misafirlerinizi yapın canları böyle. Ondan sonra
aralara yapışmayacak şekilde jelatin sererek sıra sıra böyle yapıp buzluğa da koyup oradan daha sonra çıkarıp buzlu buzlu kısık ateşte de kızartabilirsiniz. Bunda da sıkıntı yok. Şimdi ben burada sizin normal ekmek varsa ekmek ezi. Benim dolaba atardım ya, videolarımda var. Bayağı ekmeğe robota vururduk. Ondan yok. Eğer sizin de yoksa bu şekilde tost ekmeğini canlar burada ıslatın. Şöyle. Bayağı ıslattım hani bak. Bir tane yeterli. Büyüktü zaten. Tozunu da attım. Çok az bir damla sıvıya. Bu kadar. Bunu yemeğe dökeceğim. Bu çorbayı şey temiz. Ve bunu burada canlar ben biber yoğuracağım. Ekmeği bilerek biraz sulu bırakıyorum ki kuru kuru olmasın. Yumuşak olsun köftemiz canlar. Kadar yeter. Şunu da dökeyim azıcık da. Şimdi köftelerimi canlar yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çok büyük yapmayayım. Size kalmış. Siz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben kibar kibar olsunlar isterim. Hani yemek tabağına koydun mu cacık, köfte, pilav ya da salata. Nasıl severse olsun. Belki normal salata yaparım, cacığı çeviririm. Çocuklara bir sorayım canlar. Bunu yapıp çocuklarınıza aynı tariften ekmek arası, hamburger, daha büyük tutun köftelerini. Hamburger yapın. Elhamdülillah. Oy. Öyle de olabilir yani. Böyle böyle canlar, bunu ben yapayım. O zaman daha sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Evet canlar, köftelerim hazır şöyle. Bir resim beceri dalamadım Allah'ım. Ya Rabbim. Bunları böyle azıcık sonra kızartacağım için. Dolaba koymayalım. Şöyle pilavımıza da bakalım hemen. Bir karıştıralım onu. Ooo canlar, mis kokuyor, mis. Acılık pilavı. Altı en düşük ayarda birdi. Şimdi 2-3 dakikacık daha durdu mu? Mis gibi. Evet. Şimdi sıradaki ne geldi? Salatamız geldi değil mi? Ama abaşıyla yapacağım çorbayı. Çorbanın da zumburtisini yapmam lazım canlar. Sosunu masunu. Yumurta aldım. Şöyle marul aldım. Tabii üzüm aldım. Çocukların beslenmelerine koyarım ya. İki tane salatalık aldım. Tabii iki tane çekirdek aldım.
Pişmaniye. Abından hiç almadım. Hep abından alıyorum. Bu çok güzel. Kerem'in. Reklam değil bu arada. Meray'ı alırdım. Meray'ın da büyük paketini alırdım. Öyle küçüğü çıkmış. Ben çok tuzlu çekirdeği severim. Tuzsuz çekirdeği hiç sevmem. Bunu da denemek için aldım. Az var şimdi zaten. Şöyle çocuklar iki tane. Salam canlar. Bir çanta gene mandalina. Bizim ya, kışın evimiz mandalina. Meyvemiz sadece yediğimiz mandalina var. Bir de çok güzel olursa, rastlarsak da burada bulursak portakal. Ama burada pek fazla bulamıyoruz canlar. Şöyle bir tane peynir. Bir tane de zeytin. Alışveriş çantası boşaldı. Ne kadar vermişiz bunlara Türk bakkalından? 47 euro. Şöyle göstereyim size canlar, inanmayan olayı. Bakın. 47 euro tuttu burası. Halim mi? Yoksa Türkiye'ye göre uygun mu? Ne dersiniz? Yorumlarda cevaplayayım size canlar. Ha, burası 50 euro yani. 47. Bir de iki tane de ekmek aldım 50 euro. Yani 1,5 milyar burası. Hep kıyaslarsınız ya buralan orayı. Ben de şimdi size sorayım. Kıyaslayın bakalım. Buraya mı uygun orası mı? Vallahi bu dünyanın sıkıntıları bir dursa da artık ben uygunluktan da geçtim yemin ederim. Çok üzgünüm. Rahmetli olan ölen çocuklara çok çok üzgünüm. Vallahi. Bakmayın videolarda farkındaysanız ben çok çaktırmıyorum ama üzgünüm yani. Sizler gibi. Az üzümü de buna koydum. Sinek planıyı poşette darlanıyorum. Bunu sanki almadı gibi geldi bana. Almasın, koy hemen buzdolabına. Kapağını kapatmak zorunda mı yok? Yok, değil. Hatta onu buzdolabına dur. Aha. Zaten dolapta duracak. Ona da niye darlanıyorum ki Allah'ım? Darlanma iş arayarım. Şimdi bunlar da içeri gidecekler. Meyveli o. Bunlar da içeri meyveli. Ondan sonra da bunların yeri burası. Bunlar da abla koyuyor. Ne bileyim ben abi kenarda duruyorum işte. Kullanacağım bunlardan az sonra çünkü. Böyle. Bunlar da içeri atar. Oturma odası. Zeytinin yeri burası. Salçamı alayım buradan. Lazım. Peyniri dolaba koyacağım ama açık değil abla, dursun. Ha şimdi bu. Siz dolabı. Yumurtaları da dizeceğim ama bunlar abla dursunlar. Şimdi canlar benim çorbamı robottan bir geçireyim. Elimi yıkayayım. Evet. Ama sizin başınız ağrımasın. Ben çorbamı robottan geçireyim. Yine görüşelim canlar. Evet canlarım, benim yemeklerim pişti. Şöyle pilavımı size göstereyim. Tereyağlı güzel. Mercimek çorbam. Salataya daha bir şey katmamı çocuklar istemedi. Sadece bunları istediler. Salatamı yaptım. Şimdi canlar köftelerimi kızartacağım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Bir sonraki videomda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.